Kasım! Kasım! Kasım gölgeler! Kasım buraya gel! Hadi çık oradan, hemen saklanalım! Ne oluyor İbrahim? Hadi çıkalım buradan! Saklanalım bir yere! Gölgeler! Kasım! Geliyorlar diyorum! Kasım tamam, ne olur İbrahim, çıkalım! İbrahim. Acele et! Kasım! Kasım! Gördüm diyorum sana, geliyorlar! İbrahim hadi tamam çık. Sakin acele ol! Acele çıkalım hadi. Buradan! Korkma! Korkma! Oğlum. İbrahim'im. Validem. Validem, niye getirdiniz beni buraya? Niçin yapıyorsunuz bana bunu? Hatırlatmak istedim. Zira unutmuş gibisin. Kasım. İbrahim. Oğlum. Oğlum. Validem. Buradayım. Validem. Korkma. Validem, korkma. Validem, hayır. Bana. Hayır. Hayır bana validem, bak. Validem, bana validem, bak. Validem. Hayır. Ben ne dedim? Canımı siper ederim, yine de seni vermem dedim değil mi? Validem, hayır. Hayır. O gün cellatlar senin de canını almaya geldiler. Ben korudum seni. Siper ettim kendimi. Durun! Durun, yoksa hepinizin kellesini alırım. Hatırlıyor musun? Tam burasıydı, hatırlıyor musun? Ve sen canını sana siper etmiş valideni saraydan kovuyorsun, öyle mi? Tıpkı diğerleri gibi. Osman gibi, Murat gibi. Onlar da fitnecilerle birlik olup beni saraydan sürmüşlerdi. Ne oldu? Ne oldu? Neredeler şimdi? Söyle. Öldüler. Evet, öldüler. Çünkü onlara sağladığım zırhtan mahrum kaldılar. Benim kollarımdan, kanatlarımdan mahrum kaldılar. Onlara dedim, kaç defa dedim, etmeyin dedim. Kul taifesine güvenmeyin dedim. Fitnecilerle birlik olup validenize düşman olmayın dedim. Dedim, dedim, dinletemedim. Oğlum. İbrahim'im, ibret al. Onların düştüğü hataya düşme. Yanlış yollara sapma. Her daim yaptığınız şeyi yapıyorsunuz. Gözümü korkutarak bana istediğinizi yaptırmaya... kararımdan döndürmeye çalışıyorsunuz. Lakin bu sefer kanmayacağım sözünüze. Ne kanması oğlum? Evvela bir hususta anlaşalım. Beni o gece siz değil, Yüce Rabbim kurtardı. Bana katından bir koruyucu gönderdi.
Zelzel oldu ve ben kurtuldum. Tahta çıkmak kaderimde vardı. Çıktım. Bir cihan padişahıyım artık. Beni korkutarak, tehdit ederek hiçbir yere varamazsınız. Unutmayın ki kaderiniz bana bağlı. Bana bir şey olursa size de olur. Gücünüz tükenir, biter ve benimle birlikte yok olur gidersiniz. Zira benden başka bir oğlunuz yok. Bu hakikatle yüzleşin. Ben size değil, siz bana muhtaçsınız validem. Siz. Gel Melek. Bugün çarşıya mı insek senle? Biraz hava alırız, gezeriz. Sarrafa da uğrarız belki. Hünkârımız, valideniz Kösem Sultan'ımı sıra sürmüşler. Zarife ile Osman'ın başına gelenler yüzünden değil mi? Tusak edilmelerine hayli öfkelenmişler belli ki. Belliydi böyle olacağım.
Validen başına buyruk hareket edip her seferinde sıyrılabileceğini düşünüyordu. Bu sefer baltayı taşa çarptı. Aslında bu olanlar hünkârımızın valide sultanın vesayetinden kurtulması için bir fırsat olabilir sultan. Merak etme Melek. Validem İbrahim'in emrine riayet etse, bu saraydan gitse bile gölgesi var arkasında. O görür işlerini. Turan Sultan'dan mı bahsediyorsunuz? Evet Melek, başka kim olacak? Ben sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmam sultanım. Turan Sultan pek hırslıdır. Kösem Sultan gittikten sonra sadakati devam eder mi kestirmek güç. Aslında esas sual şu. Gerçekten bugüne kadar sadık mıydı? Sen bir şeyler mi biliyorsun Melek? Benimkisi sadece hissiyat sultanım. Senelerdir haremdeyim. Yüzlerce cariye geçti benim elimden. Turan Sultan'da adını koyamadığım farklı bir şey var. Göreceğiz. Validem sarayda mı şimdi? Evet sultanım. Kösem Sultan'ın sürgün edilmesi muazzam bir haber sultanım. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmezdim. Sevinmek için erken Süleyman'a. Kösem Sultan bu. Öyle hemen başını öne eğip gidecek değil. Çoktan yapmıştır hesabını. Destur! Başçaseki Turhan Sultan Hazretleri! Şişt, hatun! Kalksana! Canına mı susadın? Hatun, sen ne yapıyorsun? Meyve yiyorum ağam. Görmüyor musun? Sultanımız geldi. Pek tatlı, pek hoş. Siz de almaz mıydınız? Lalazar Kalfa. Sultanım. Haremde valide Kösem Sultanımızdan sonra kimin hükmü geçer? Sizin sultanım. Sebep? Baş Haseki Sultan sizsiniz zira. Peki cariyelerden biri bana hakaret ederse ne olur? Cezası nedir? Şayet valide sultanımız da tasdik ederse cezası kat'i suretle idamdır. İdam mı? Ne idamı? Ben bir şey yapmadım ki. Size hakaret ettim mi? Etmedim. Az evvel yaptın neydi hatun? Sen kimsin de ben geldiğimde ayağa kalkmazsın? Kimin haddine? Alenen hakarettir bu. Üstelik herkes şahit. Ya derhal af dilersin ya da ağlar gereğini yapar. Karar senin. Hünkârımız izin vermez. Hiçbir şey yapamazsınız. Ağlar! Sultanım, sultanım, durun. Affedin beni. Yeniyim. Usulleri bilmiyorum. Ce-
cehaletin aşikar. Bu defaya mahsus canını bağışlıyorum. Ama yaptığı cezasız kalmaz. Falakaya yatırın. 25 değnek vurun ki aklı başına gelsin. İyice terbiye edin şu edepsizi. Emredersiniz sultanım. Bırakın, ne yapıyorsunuz? Bırakın! Ben Sultan İbrahim'in gözdesiyim! Sivrekar Hatun, yardım edin bana! Bırakın! Hünkârım, tahmin ettiğimiz gibi Maltalı korsanlar Zarife Hatun ve şehzadenizi Venedik'e teslim etmiş. Venedik balyosunu emrimi iletin. Derhal geri göndersinler. Ben hesabını sordum hünkârım. Fakat reddediyor gafil. Bizimle alakası yok diyor. Küffarın niyeti belli. Şehzade Osman'ı himaye edip Devlet Aliye'ye karşı kullanmak istiyorlar. O vakit savaşmaktan başka yolumuz kalmıyor. Kemankeş Mustafa Paşa, irademdir. Sefer hazırlıklarına başlansın. İsabet olur hünkârım. Venedik'e haddini bildirmenin vakti gelmiştir. Rahmetli abiniz Sultan Murat'tan beri düşmanca davranışlarıyla zaten bunu hak etmişlerdi. Doğru. Kim suç işlerse cezasını çekmeli. Tıpkı validem Kösem Sultan gibi. Onu da Mısır'a sürdüm. Bir iki güne kalmaz yola revan olur. Hünkârım, valide sultanımızı nasıl sürgün edersiniz? Onun suçu büyük. Gözdemli oğlum onun yüzünden düşmanın elinde. Hünkârım. Ha. İlaveten Anadolu Kaz Askeri Hüseyin Efendi ulemanın tayin mazinde tam selahiyete sahiptir. Onun sözü olmadan Şeyh Rüstemim bu hususta hiçbir karar alamaz. Hünkârım, veziri azamınız olarak bu kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Padişahımızın sözünü işitmediniz galiba. Kararım kat'i dediler. Kararım kat'i. Mutlu musun Atike? Gidiyorum, kurtuluyorsun benden. Benimle bir alakası yok validem. Kendi kararı. Sen kimi kandırıyorsun? Cinci denen melunla birlik olup düşman ettiniz oğlumu bana. Validem, siz ne kadar kabul etmek istemeseniz de o bir padişah. Ve her padişah gibi bir aslan yatıyor ruhunda. Üstelik yaralı bir aslan. Eğer canını yakarsanız olacağı bu. Ben mi yakmışım canını? Daha bir şehzadeyken bana eğer bir gün padişah olursam validemin bana da düşman olmasından korkuyorum demişti. O günler geldi mi acaba? Validem, sultanım. Neler olduğunu işittin değil mi Turhan? Maalesef sultan. Hünkârım size böyle bir cezayı nasıl reva gördü aklım almıyor. İbrahim yapsa gam yemeyeceğim. Kulağına fısıldıyorlar oğlumun.
Bir evladımla daha düşman etmek istiyorlar beni. Cinci Hüseyin çıban başıymış. Yüzümüze gülüp arkamızdan iş çeviriyormuş. Allah biliyor ya, hiç kanım ısınmamıştı ona. Şimdi ne olacak sultanım? Yani gidecek misiniz? Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim de meşveret meclisini toplayalım. Sen de benimle gel, beraber düşünüp karar veririz. Siz nasıl arzu ederseniz sultan. Hayırlı sağ olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun Ahmet Paşa. Müftü Efendi ile de konuşabiliriz artık. Pek sevinecekler bu habere. Ne yapıyorsunuz paşa? Asıl sen ne yapıyorsun Cinci? Aklını mı kaçırdın, canına mı susadın? Her gün yeni bir marifetle çıkıyorsun karşımıza. Eğer Kösem Sultan senin yüzünden sürgün edilmişse... Günahıma giriyorsunuz paşa. Ben masumum. Masummuş. Ben senin ciğerini bilirim a köpek. 3 kuruş için babanı dahi satarsın sen. Dilinizin kemiği yok. Elbet Kösem Sultan'a güveniyorsunuz. Yerinizde olsam bu kadar rahat davranmazdım. Bugünün yarını da var. Ve yarın Kösem Sultan Mısır'a gittiğinde... bu dediğiniz laflar döner dolaşır... başınızı belaya sokar. Bredeyus! Sen kimsin? Kimsin de beni tehdit edersin? Senin dilini keserim, dilini! Paşam, paşam durun, ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Hayrola Ahmet Paşa? Sen de mi ondan taraf oldun? Hünkârımızın emirlerini tartışmak biz kullarına düşmez paşam. Ben o sebeple... Paşam. Kâfi. Kösem Sultan hiçbir yere gitmeyecek. Ama sen gideceksin. Cehenneme. Cehennemin dibine. Hünkârım, şeref verdiniz. Bir emriniz varsa. Gözden ve şehzadenin başına gelenler malumun. Venedik'e sefer kararı aldım. İnşallah paşalar onları geri getirecekler. İnşallah. Küffarın bu yaptığı kabul edilemez. Lakin benim kimseye itimadım yok. Çoğu validemin emrinde. Gözdem de... şehzadem de kimsenin umurunda değil. Sen öyle değilsin ama değil mi Yusuf? Tahta çıktığımdan beri benim yanımdasın. Bana sadıksın değil mi? Canım yolunuza feda. Vakti geldiğinde sefere sen çıkacaksın. Ordunun başına geçeceksin Yusuf. Asli vazifen Şehzadem Osman'la Gözdem Zarife'yi küffarın elinden kurtarıp alıp buraya, saraya geri getirmek. İnşallah bu lütfunuza layık olurum hünkârım. İnşallah Yusuf. İnşallah.
Tamam çekilin. Bırakın beni kendi halime. Sana demiştim Hümaş'a. Ayağını denk alacaktın. Gene dua et canını kurtardın. O Çiroz Turhan Sultan'la uğraşmaya gelmez. Daha bitmedi. Esas o benimle uğraştığı için pişman olacak. Melek Kafa! Ne oluyor Hümaş'a? Senin ne bu halin? Turhan Sultanımızın eseri. Zavallının gelir gelmez kolunu kanadını kırdı. Falakayı yatırmışlar. Tamam sus. Hünkârımızla konuşmak istiyorum. Derhal. Emredersiniz sultan. Başka bir arzunuz var mı halledelim? Turhan Sultan boşuna sopa attırmamış sana. Kim bilir ne edepsizlik ettin. Hünkârımızı görmek istiyorum. Öyle her kafana estiğinde hünkârımızı göremezsin hatun. Müsait olduğunda haber ederim gidersin. Sultanım, Cinci Hoca denen münafık hünkârımızı iyice tesiri altına almış. O ne derse onu yapıyorlar. Aklı sıra ulemaya adamlarını yerleştirip kendine saltanat kuracak. Suyu ısınmış, ısınmış da biz görememişiz. Cezasını keselim o vakit sultanım. Neyi bekliyoruz? Malum, yılanın başını küçükken ezmek gerek. Doğru söylüyorsun Turhan. Fakat Yeniçeri'ye havale etmek lazım. Cezasını onlar versin. Yeniçeri mi? Ulufe divanı toplanıyor. Bundan hala fırsat olmaz. Yeniçeri merasimde çorba içmeyecek, çanak yağması yapmayacak. Sultanım, bu isyan manasına gelir. Ta ki hünkârımız Cinci Hoca'nın kellesini askere teslim edene kadar. Sultanım bağışlayın lakin bu Cinci Hoca zavallı meczupun biri. Basarız konağını, alırız canını, olur biter. Bu kadar hengameye lüzum var mı? Mesele cinci değil Hüseyin Paşa. O bir kukla. Ve ipleri kimin elinde belli değil. Onu öne sürüyorlar. Düşmanlar geride duruyor. Misliyle karşılık vermemiz lazım ki cesaret bulmasınlar. Ortada bir ihanet olduğu aşikar. Sultanım siz merak buyurmayın. Biz ocak ihtiyarlarıyla konuşup gereğini yaparız. Ben yine de ihtiyatlı olmakta fayda görüyorum. Hünkârımızın sağı solu belli olmaz. Ya işler çığırından çıkarsa? Ne yapayım Turhan, Mısır'a mı gideyim? Ya düşmanlarınızın istediği buysa? Ya sizi telaşa düşürüp hata yapmanızı istiyorlarsa? Hata yaptığımı mı düşünüyorsun? Haşa. Siz en doğrusunu bilirsiniz sultanım. Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Bilhassa en kötüsünü düşünmeyi sizden öğrendim. Merak etme, ben her ihtimali düşündüm. Hesabımı doğru yaptım. Paşamız, bana bahşettiğiniz mesuliyeti hazmedemediler bir türlü. Onca yıl at koşturdu. Tekerine çomak sokacağımı anladı. Alışacaklar Cinci. Herkes alışacak. Artık yeni bir devir başlıyor. Benim devrim. İnşallah. Bunun için önce ulemadan başlamalıyız temizliğe. Daha sonra devlet ricali. Ve en nihayetinde askeri nizama sokacağız. Tüm kullarınız diz çökecekler önünüzde. Gel.
sultanım. Müsaadeniz. Fazla itimat ediyorsun bu adama. Niye öyle dedin ki şimdi Atike? Cinci Hoca her daim benim yanımda oldu. Ağrılarıma şifa olan o. Hem pek de zeki. Devlet işlerinden de anlıyor. Zehir gibi maşallah. Hayırlı işlere pek yormuyor kafasını. Cinlerle konuşuyor diyorlar, pek tekin değil. De bakayım. Niye geldin? Validemin sürgün kararı pek içime sinmiyor. Şehzadem onun yüzünden düşmanın eline düştü. Cezasız mı kalacaktı? Cezasız kalmayacak elbet. Lakin böyle değil hünkârım. Mısır olmaz, bunu kimse kabullenemez. Validemi tanıyorsun. Ayak direr, itiraz eder. Makul bir ceza olmalı ki kabullensin. Razı gelsin. Kösem Sultanımızla Vezir-i Azam Hazretleri ne konuşuyorlar içeride? Ne konuşuyor olabilirler ki sultanım? Ulufe merasiminde çıkacak olan tantananın teferruatını. Öyle de zaten tevatür almış yürümüş. Dikkat etmek lazım. Bu konakta kaç ağa kaç cariye var. Maazallah içlerinden birisi laf taşısa önünü alamayız. Valide sultanımız bir beis görmüyorsa bize laf düşmez. Ve merak etmeyin. Kemankeş paşamız ihtiyatlıdır. Öyle güvenmediği kimseyi barındırmaz. Sultanım dediğiniz gibi Cinci Hoca bir hiç. Arkasında herkes olabilir. Malumunuz. Bunca senedir sadaret makamındayım. Dostum olduğu kadar düşmanım da var. Kuyumu kazmak için fırsat kolluyorlar. Kazdıkları kuyuya kendileri düşecek Kemankeş. Ben sizin için endişeleniyorum sultanım. Öyle laflar işittim ki. Nasıl laflar? Atike Sultanımız beni alenen tehdit etti. Size olan hislerim gözümü kör etmiş, öyle dedi. Hatta meftun köleniz olmuş. Aynı lafları bana da etti. Sen onu ciddiye alma, onun derdi benimle. Benim de korkum bu sultanım. Fitne ateşi yandı. Eminim ki sizi buradan vuracaklar. Benim yüzümden üzülmenizi ve dahi size zarar gelmesini istemem. Daha fazla yayılmadan tevatürün önünü kesmek gerek. Nasıl? Müsaadeniz olursa evlenip dünya evine gireyim. Bir ailem olsun. Böylece bütün sesler kesilir. Eğer arzun buysa. Mesele benim neyi arzu ettiğim değil sultanım. Sizin emniyetiniz. Eğer sizi tehlikeye atacaksa kalbimi dahi yerinden söküp atarım.
Bırak konuşsunlar Kemankeş. İftira atsınlar, yalan söylesinler. Benim zerre umurumda değil. Hep böyle devam edecek değil tabii. Ben de isterim hanende huzur bulman. Ailem mühim zira. İnşallah layık olduğun saadete erişeceksin. Benim bu dünyadaki saadetim sizsiniz sultanım. Mevcudiyetiniz. Yanınızda olmaktan gayrı lütuf istemem. Gel Şehzadem. Büyük Valdem nerede anne? Birazdan gelir. Sen şimdi oyuncağınla oyna. Ama sakın gürültü yapma. Validem. Hünkâr kardeşimle konuştum. Sizin için verdiği sürgün kararını gözden geçirmesini istedim. Yoksa sultanımızın sarayda kalmasına müsaade mi ettiler? Hayır. Sürgün kararı baki. Lakin Mısır'a gitmeniz ne örfümüze sığar ne adetimize. Bu sebeple Filurya bahçesine gitmenizi talep ettim. Kabul ettiler. Hem siz pek seversiniz orayı. Sağ ol Atike, eksik olma. Bu iyiliğini unutmayacağım. Validem, ben sizin iyiliğiniz için yaptım. Elimden gelen de bu. Lakin size bir şey beğendirmek ne mümkün? Validenizi saraydan gönderince mutlu mu olacaksınız? 40 yıldır bu saraydayım ben. Ömrüm bu kubbenin altında geçti. Evet, belki burada doğmadım. Fakat burada nihayet bulacak ömrüm. Kendi yuvamda, kendi evimde. Ve buna kimse mani olamaz, anladın mı? Hiç kimse. Ben çok sıkıldım, gidelim. Mehmet, sana ne dedim? Sessiz ol, tamam mı? Atike sultanımız belli ki pişman oldu sultanım. Yoksa neden böyle yapsın? Sebebi aşikar. Mısır'a asla gitmeyeceğimi biliyor. Onun için böyle yapıyor. Sultanım, en azından payitahttan uzaklaşmamış olacaksınız. Asiye değil. Hayır hacı. Florya'ya da gitmeyeceğim. İbrahim fikrini değiştirecek. Turhan, ne işin var senin burada? Kötü bir şey olmadı inşallah. Validem, Mehmet sizi çok özlemiş. Ağalarda birazdan gelir deyince bekleyelim dedik. Aslan torunum benim. Büyük validem sizi çok özledi. Ben de seni çok özledim. Hacı ağa, sofrayı kursunlar. Torunumla baş başa yemek yiyeceğiz.
Hümaşa. Hünkârım. Kitap okur musun bana? Sen okurken gözlerimi kapatırım ben de. Kitaptaki dünyaları tahayyül ederim. Ne dersin? Olur. Gel. Ne oldu sana? Niye böyle yürüyorsun? Ağrınsızın mı var? Mühim bir şey değil hünkârım. Anlatıp da sizi üzmek istemem. Kim yaptı bunu? Hangi melun? Söyle. Söyle, canını alacağım oğlum. Kim? Turan Sultan. Demek Cinci'nin kellesini isteyecekler. Fakat biz neden mani oluyoruz ki buna? Cinci'nin katli hepimizin işine gelir. Üstelik bu mesele anayla oğlun da arasını açar. Tam da istediğimiz gibi. Cinci Hoca bahane köprülü. Hünkârımıza bir ders vermek istiyorlar. Onu korkutup sindirmek niyetindeler. Eğer Kösem Sultan Cinci Hoca'nın kellesini alırsa... Sultan İbrahim bir daha cesaret edemez başını kaldırmaya. Kösem Sultan'dan ömrü billah kurtulamayız o vakit. Anlıyorum. Anlıyorum da. Kösem Sultan vermiş hükmünü. Yeniçeri'yi nasıl durduracağız? Bununla. Bilmesem, Kösem Sultan yazmış derim. Tıpkısının aynı. Hemen ocaktaki adamımızı bul köprülü. Ona büyük iş düşecek. Burada ne yapması gerektiği en ince teferruatına kadar yazıyor. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Turan Sultanım, ağalar her yerde sizi arıyor. Padişah efendimiz acilen sizi yanına istiyorlarmış. Neymiş mesele? Hiç bilmiyorum. Gel. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sen ne yaptığını zannediyorsun Turhan? Benim gözlerimi falakaya yatırmak ne demek? Kimden alıyorsun bu cüreti? Harem-i Humayun'un kaideleri belli. Bu hatun bana, baş hasekinize hakaret etti. Dediğim gibi hünkârım. Zinhar, iftira. Ağzımdan tek kelime laf çıkmadığı gibi hürmette de asla kusur etmedim. Zaten sual ettim. Herkes şikayetçi sultanımızdan. Biri sizin yanınıza yaklaşmaya görsün. Vay haline. Validemden alırsın cesaretini belli. İstersen seni de onunla göndereyim Florya bahçesine. Birlikte dolaşır meşk edersiniz. Hünkârım. Kafi! Daha fazla sesini işitmeye tahammülüm yok. Tıpkı validem gibi her şeyin, herkesin üstünde görüyorsun kendini. Nereden geldiğini unutma. Bir kulsun sen. Rus diyarından gelmiş bir cariyesin. Fazlası değil. Size iki evlat vermiş hasekinize. Bu sözleri nasıl reva görürsünüz? Üstelik bir aşüftenin yanında. Sen akıllanmayacaksın belli. Siz ikiniz
Bırakın onları, çıkın dışarı. Çıkın! Bu gece Turhan hizmet edecek bize. İbrahim. Hadi. Hadi. Hadi dedim. Hayırdır? Hayır mı, şer mi? Sen karar ver. Bak sen şu işe. Yarın fırtına kopacak desene. Hem de ne fırtına. Tabii sen vazifeni yerine getirdiğin takdirde. Her şey sana bağlı Siyah Uşağı. Ne yapacağını anladın değil mi? Anladım paşam. Ben gereğini yapacağım. Yalnız sultanımızın bahsettiği emir nerede o? Aman diyeyim, dikkat et. Vaktinden evvel ortaya çıkmasın. Hiç merak etmeyin paşam. Ben gereğini yapacağım. Siz Turan Sultanımıza selam ve hürmetlerimi iletirsiniz. Sultanım, afiyette misiniz? Söyle şu hatunlara, ağızlarını sıkı tutsunlar. Bu gece burada olanları kimse bilmeyecek. Onlar susar da, Hümaşa susar mı bilmem. Biri bin katıp anlatacağı kesin. Beni şikayet etmiş. İbrahim de onun lafıyla demediğini bırakmadı bana. Üstüne bir de hizmet ettirdi hatuna. İzzet'in nefsimi iki paralık etti. Siz merak etmeyin sultanım. Hümaşa Hatakim, biz diğer meseleleri halledelim. Sıra ona da gelecek. Evelallah. O hatunla aynı kubbe altında yaşamaya tahammülüm yok artık Süleyman'a. Bir an evvel bu saraydan gidecek, anlaşıldı mı? Bir an evvel. Ulufe divanında kimse yemeklerine dokunmayacak. Çanak yağması olmayacak. Cinci Hüseyin'in kellesini isteyeceksiniz. Paşa Hazretleri, bu çok tehlikeli. Malumunuz Sultan Murat'tan beri Yeniçeri Ulufe Divanı'nda hadise çıkarmadı. Ya Sultan İbrahim'i karşımıza alırsak? İş o raddeye gelmeyecek. Sultan İbrahim direnmez, cincinin kellesini verir. Peki paşam, Kösem Sultanımızın haberi var mı bu işten? Siyah Uşağı, Kösem Sultanımızın haberi olmadan neden böyle bir şeye kalkışalım? Emri bizzat kendileri verdi. Hayretime mazur görün. Mesele büyük olunca. Telaş edilecek bir şey yok. Siz dediklerimi yapın yeter. Selametle.
Kemankeş Paşa iyice Ali Kırambaş kesen kesildi başımıza. Ne yalan diyeyim, bu olanları hiç aklıma almıyor. Valide Sultan neden kendi oğluna karşı isyan başlatsın? Hele ki Cinci Hüseyin Efendi için. Kösem Sultanımız bizzat emretmiş. İşitmedin mi? Biz yine de eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım ağalar. Hiç değilse Kösem Sultanımızdan bir icazet almak lazım. Doğru dersin Siyavuş Ağa. Kösem Sultanımıza haber et. Neme lazım? Başımıza iş almayalım. Sessiz ol. Al. Bul da. Al bak. Camı bağışla. Cinci Hoca. Üfle üfle yaptın dünyalığını maşallah. Kazandığın servetin haddi hesabı yok. Vere vere iki kese altın mı teklif ediyorsun sen bana? Yok. Daha var. Hepsini veririm. Her şeyimi veririm. Canımı bağışla. Ben bağışlarım bağışlamasına da. Vezir-i Azam Kemankeş'in affı yok. İdam hükmünü verdi. Ulufe divanında kazan kaldıracağız. Ve dahi kelleni isteyeceğiz senin. Kellemi mi? Korkma. Kelleni kurtarmanın bir yolu var. Ne yapayım Atike? Turhan bana başka bir yol bırakmadı ki. Hem anlamıyorum, sen neden Turhan'a savunur oldun? İbrahim, mesele Turhan değil. O bir sultan. Üstelik senin başa sekin. Ne olursa olsun Hüman Şah'a hizmet ettirmen hoş değil. Kaideleri hiçe sayamazsın. Allah aşkına validem gibi başlama. Başım tuttu zaten. Hünkârım. Hünkârım. Hayrola Cinci. Sultanım. Atike'den gizlim saklım yoktur. Her şeyimi bilir. Söyleyebilirsin. Kıymetli padişahım. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Lakin Kemankeş Paşa Yeniçeri'yi size karşı kışkırtmış. Bugün Ulufe Divanı'nda kazan kaldıracaklarmış. Emin misin Cinci? Maalesef hünkârım. İçlerinden biri çenesini tutamadı da öyle öğrendim. Üstelik benim de kellemi istiyorlarmış.
İyi de nasıl olur? Kemankeş benim veziri azamım. Bütün güç onun elinde zaten. Niye böyle bir şey yapsın? Bunu valideme sormak lazım İbrahim. Kemankeş bu işe asla tek başına kalkışmaz. Adım gibi eminim. Validem de bu işin içinde. Uzun zamandır beklediğimiz Mısır hazinesi nihayet payitahta geldi hünkârım. Şam eyaletinin vergisi de yolda. Bugün yarın payitahta olur. Âlâ. Mısır hazinesi savaş arifesinde hayli işimize yarayacak. Benedik denizde mahirmiş. Kabudan Paşa. Devasa kanyonlar kurulsun istiyorum. Hatta en büyüğü. Hünkârım. Büyük donanma için Mısır hazinesi yetmez. Hayli masraflı olacak. Ferman veririm. Kerestecilerin para almadan kereste verirler. Ahalim ne günü duruyor? Onlar da para almadan gelir tersanede çalışırlar. Ben yapılacak olan hazırlıkları size bir telhisle arz ederim hünkârım. Elini çabuk tut paşa. Şehzade Osman küffarın elinde. Talimat verdim hünkârım. Ancak Venedik değil, Malta seferi diyebilecek herkes. Ki Venediklileri hazırlıksız yakalayalım. Menzilimiz ise Doğu Akdeniz'in kalbi, Girit. O büyük adayı fethedeceğiz. Böylece korsanların soluğunu keseceğiz. Âlâ. Yine ince ince düşünüp çalışmışsın kemankeş. Seni karşısına alanın vay haline. Hünkârım. Ulufe divanı yaklaştı. Kullarınız avluda hazır. Teşriflerinizi beklerler. Padişahların Ulufe divanına çıkması vaki değildir. Galebe divanı bu paşa. Tez, tahtım kurulsun Babusade'ye. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Niye çıksın ki sultanım? Kemankeş Mustafa Paşa'mız ocak ağalarıyla konuştu. Her şey yolunda. İçiniz rahat olsun sultanım. Cinci nam hain yaptıklarının bedelini ödeyecek. Katlini izleyeceğiz bugün. Atike sen niye geldin? Merasimi izlemeye geldim validem. Eğer bir mahsur yoksa. Yok. Ne mahsuru olacak? İzleyelim. Destur! Sultan İbrahim Han Hazretleri!
Beklediğiniz bu değildi galiba paşam. Ne demek istiyorsun sen? Arkamdan ne işler çevirdiğini biliyorum demek istiyor. Yakalayın şu haini. Zinhar söyletmen. Ne oluyor orada? Kemankeşi nereye götürüyorlar? Sizin marifetiniz validem. Kendini sizin uğrunuza feda ediyor. Ne demek oluyor bu? Biliyoruz sultanım. Aklımızdan neler geçiyor öğrendik. Biliyoruz. İbrahim'in asıl felaketi ölümü değil. Tahta çıkması olur. Osman abim, Mustafa amcam, ben. Hepimiz validemin hırslarının kurbanı olduk. İbrahim'i de kendi bataklığına çekecek. Bir gün anlayacaksın. Böyle demişti merhum abi Murat. Haklıymış. O gün dahi farkındaydım bunun. Lakin yine de teslim etmedim kardeşimi. Size de teslim etmeyeceğim validem. Bir kardeşimi daha bataklığınıza çekemeyeceksiniz. Nasıl mümkün olabilir bu? Birileri ifşa etmiş olmalı sultanım. Bir hain sırtımızdan vurdu bizi. Gel. Yeniçeri'yi kışkırtıp isyana teşvik ettin öyle mi? Cinci'yi öldürtüp beni de hal etmekmiş niyetin. Haşa. Sizi hal etmek aklımın ucundan dahi geçmedi hünkârım. İnkar mı edersin bir de? Her şeyi öğrendim. Yeniçeri ağaları kazan kaldırsınlar deyi rüşvet dermişsin. Allah'tan sadık kullarınmış. Sana uymadılar. Ben mi rüşvet vermişim? Kim söyledi size bunu? Bu yaptığının cezası ölüm. Lakin seni bir şartla bağışlarım kemankeş. Bana doğruyu söyleyeceksin. Validen mi istedi bunu senden? O mu verdi emri? Hayır. Kösem Sultanımızın bu hadiselerle uzaktan yakından alakası yoktur. Kendileri hiçbir vakit size karşı bir tertipte bulunmamışlardır. Bütün kabahat sadece benimdir. Sana bu gücü ben bahşettim. Vekili mutlakım yaptım seni. Malımı, canımı emanet ettim sana. Yediğin ekmek benim. Lakin sen validemin yanında durdun. Onun veziri azamı oldun. Tıpkı Murat abime yaptığın gibi bana da ihanet ettin. Ben o vakit sizi, devleti korudum. Aksi halde soy kesilir, devlet yıkılıp giderdi. Tıpkı şimdi olduğu gibi. O cinci hoca denen haini dini devlet kendi menfaatleri uğruna sizi uçuruma sürüklüyor hünkârım. Ben senin esas yüzünü bilirim kemankeş. Sadakatinin kaynağını bilirim. Azlettim seni. Alın götürün bunu gözümün önünden. Hata ediyorsunuz.
Sizin validenizden başka çareniz yok. Götürün! Sizin validenizden başka çareniz yok! Ne yaptınız siz? Kimse yemek yemeyecek diye emir verilmedi mi size? Kemal Keşpaşa'yı nasıl yarı yolda bırakırsınız? Sizin yüzünüzden ölüme yürüyor. Sultanım, sizin de arzunuz bu değil miydi? Böyle emir buyurmuşsunuz mektupta. Ne emri, ne mektubu? Ben mektup falan yazmadım. Nasıl olur sultanım? Bostancı Cafer ağa getirdi. Kemal Keşpaşa'nın kendi iradesiyle hareket ettiğini, zinhar sizin buna razı olmadığınızı yazmışsınız. Ben böyle bir mektup yazmadım. Bağışlayın fakat biz üzerinde sizin imzanız ve... Tamam. Biri bize... ihanet etmiş belli ki. Veyahut mührümü çalmış. O bostancıyı bul bana. Emredersiniz sultanım. Benden kurtulman için Yeniçeri'den medet umduğuna göre seni bayağı korkutmuş. Senin gibi leş kargaları ancak kan kokusu aldığında başını çıkarır ininden. Kartal'ın gücü kuvveti yerindeyken ona saldırmaya cesaret edemez. Zira av olacağını bilir. Bir bak bakalım. Hangimiz av, hangimiz avcı? Beni götürmek istediğin o dar ağacına sen kendin gideceksin. O ip senin boynuna geçecek. Kalleş köpek. Ben senin yerinde olsam geceleri gözümü dahi kırpmazdım. Ölümün nerede, nasıl geleceği hiç belli olmaz. Bir de bakmışsın, nefesin kesilmiş. Hadi ağalar, götürün şunu. Tedarikini görün. Emrettiğiniz gibi Bostancı'nın ismini Kösem Sultan'a verdim. Peşine düşmüşlerdir. Ağa çoktan boğazın dibini boyladı. Hiçbir iz bulamazlar artık. Siz merak etmeyin sultanım. Bu meselenin ucu zinhar size dokunmayacak. Âlâ. Çok büyük iş başardın Köprülü. Sen de öylesi Yavuş Ağa. Gayretlerinizin mükafatını alacaksınız. Sayenizde Kösem Sultan'a çok büyük bir darbe vurduk. En büyük gücünü kaybetti. Valide Sultan'ın Kemankeş'ten öyle kolay kolay vazgeçeceğini sanmıyorum. Hünkârımızı ikna edip paşanın affını sağlayabilir. Artık çok geç Köprülü. Kemankeş için kurtuluş yok.
Hayrola Bostancıbaşı? Şimşirlikte mi idam edeceksiniz beni? Ne idamı paşam? Ben sizin sayenizde bu vazifeye geldim. Her daim korudunuz, kolladınız. Size de Kösem Sultanımıza da sadığım. Hüseyin Paşa Sarayburnu'nda bekliyor sizi. Siz ne olacaksınız? Siz bizi düşünmeyin paşam. Canımız uğrunuza feda olsun. Acele edin. Kimseler gelmeden gidin hadi. Yeniçeri kemankeşi dinleseydi, isyan çıksaydı, cinciyle kalmazdı Atike. Benim de canımı isterlerdi. Tıpkı Osman abim gibi beni de tahttan indirip katlederlerdi. İbrahim geçti artık. Yeniçeri kulların sana sadakatle bağlı olduklarını gösterdiler. Kemankeş de layığını buldu. Artık sana bir şey yapamaz. Yıllar evvel beni cellatların elinden aldığında benim için yaptı sandım. Ben yaşayayım diye. Meğerse validem için yapmış. O saltanatını sürsün diye. Kemankeş'in en büyük günahı bu. Bana değil, valideme sadık olması. Onun canını bağışlayacaktım. Validemin yaptığını itiraf etseydi Allah şahidim olsun ki canını bağışlayacaktım. Ama o etmedi. Validemi korudu yine. Etmez. Validem için kendi yanar da onu ateşe atmaz. Atmaz. Atmaz elbet. Aralarında bir münasebet var, öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? O gün işittim. Emir Güne'nin beni almaya geldiği gün. Siz konuşurken işittim. Başta inanmadım. İhtimal dahi vermedim. Lakin doğru değil mi? Aralarında bir münasebet var değil mi? Hayır, bu bir münasebet değil. Validemden yana zinhar şüphen olmasın. Paşa kendi kendine bir hayale kapılmış, hepsi bu. Vay kafir! Bir de karşıma geçmiş, hanedanın, devletin selameti için diyor. Meğerse validemdeymiş gözü. Gel. Hünkârım! Felaket! Kemankeş Paşa'yı idama götürülürken kaçmış. Nasıl mani olmazsınız cinci? Bostancıbaşı elimizden kaçtı diyor. Yalan söylüyor. Emirlerinize riayet etmediler. Korudular paşayı. Sultanım, ağalarla konuştum. Kemankeş Paşa'mız sağ salim saraydan çıkmış. Hüseyin Paşa kendisini emniyetli bir yere yerleştirecek. Çok şükür. Bu Yeniçerilerin bahsettiği bostancıyı bulabildiniz mi? Sultanım, yer yarıldığı içine girdi sanki. Herkese sual ettim lakin gören duyan yok. Öldürdükten sonra bir kenara atmışlardır, ne olacak? Of acı. Koynumuzda beslediğimiz yılan kim? Daireme girip mührümü kullanacak kadar yakınımızdaki kim? Sultanım,
Herkes sultanımız yapmış olmasın? Ben de önce onu düşündüm. Fakat Ulufe Divanı'ndaki hadiseyi kimden öğrendi? Kemankeş nerede validem? Onu nereye sakladığını söyleyin. Ben de yeni işittim. Benim hiçbir alakam yok, bilmiyorum. Siz kimi kandırıyorsunuz? O her daim yalan söylediğiniz çocuk yok karşınızda. Paşayı siz sakladınız, biliyorum. Bana, devletine ihanet etmiş bir haini nasıl müdafaa edersiniz? Kemankeş'in senin için yaptıklarını ne çabuk unuttun? Senin canını korumak için ölümü göze aldı o. Mükafatı bu mu? Benim için değil, sizin için yürüdü ölüme. Sebebi de aşikar. İkimiz de biliyoruz, öyle değil mi? Belki de hisleri karşılıksız değildir. Bu çirkin, mesnetsiz iftiraya cevap vermekten dahi imtina ederim. İsterse Fizan'a kaçsın. Kemankeş'i bulacağım, onun canını alacağım. Gel. Bitti mi? İnfaz edildi mi Kemankeş Paşa? Maalesef sultanım. Nasıl oldu bilmiyorum. Lakin bostancıların elinden kaçmayı başarmış. Kösem Sultan kaçırmıştır. Bütün saray onun avucunda. O varken kim dinler İbrahim'in emrini? Hünkârımızın öfkesi ortalığı kasıp kavurmuş durumda. Bostancılara emir verildi. Her yerde onu arıyorlar. Kim bilir hangi deliğe sakladılar paşayı. Hayatta bulamazlar. Peki ne düşünüyorsunuz sultanım? Ne yapacaksınız? Yalnız bırak beni Süleyman'a. Düşünmem lazım. Kemankeş Paşa'yı her yerde arıyoruz. Henüz bir iz bulamadık hünkârım. Bulsanız şaşardım zaten. Elini kolunu sallayarak nasıl kaçar? Buna kim sebep olduysa kellesini istiyorum. Ve yarın Kemankeş huzuruma gelecek. Duydun mu beni? Emredersiniz hünkârım. Ah! Ah! Oh! Ağrı. Ağrı başımdan aşağı duman gibi iniyor Cinci. Başımı kesip alsalar daha iyi. Onu deneyelim hünkârım. Of. Olmuyor işte. Olmuyor. Ne verdiysen yaramıyor Cinci. Her daim hazırladıklarımdan verdim hünkârım. Niye işe yaramadı anlamadım. Gidin. Defolun gidin. Defolun! Ağlar. Ağlar. Şivekarı çağırın bana. Benim derdime bir o ilaç oluyor. Daireme. Hay maşallah Şivekar Hatun. Bak bu kadar altın hazine-i hümayında yok, yemin ederim. Mübalağa etme. Haseki sultanlar çilçil altınları sayarken benim iki kuruş param mı battı gözüne? Halbuki en çok altını mücevheri ben hak ediyorum. Niyeymiş o? Hünkârımızın yüzünü güldüren, kederini unutturan tek kadın benim şu haremde. Herkesten fazla mesut ediyorum da kıymetimi bilen yok. İyi, o vakit hazırlan. Hünkârım seni çağırtmış. Başa tutmuş yine. Cinci Efendi de kâr etmemiş. Etmez tabii. Dedim sana. Onun şifası bende.
Sen çık dışarı. Ben hemen hazırlanıp geliyorum. İyi. Hünkârımızı bekletme. Bir şey öğrenebildiniz mi sultanım? Kim ihanet etmiş bize? Her kimse çok akıllı biri. Ardında hiçbir iz bırakmamış. Fakat illa açık verecek. Onu o vakit pişman edeceğim. Ölmekten beter edeceğim onu. Neyse ki vaktinde yetiştiniz de Kemankeş Paşa ipten kurtuldu. Hünkârımız şehrin her yanına bostancıları salmış. Her yerde paşayı arıyorlar. İnşallah payitahttan ayrılmıştır. Henüz değil. Emniyetli bir yerde. Bulamazlar. Âlâ. Eğer ihtiyaç hâsıl olursa dilediğiniz vakit gidip görün paşayı. Kimseye güven olmaz. Malum sizi de takip ederler artık. Doğru söylüyorsun Turhan. Kemankeş yarın yola çıkacak. Gitmeden ona ulaştırmanı istediğim bir şey var. Mühür yüzü. Her kapıyı açacak ona. Hiç merak buyurmayın. Bizzat teslim edeceğim kendisine. Gemiyi ayarladım paşam. Yarın sabah erkenden yola revan olacaksın. Gemlikte bir çiftlik hazırlattım sana. Böyle hain gibi kaçıp saklanmak ağrıma gidiyor Hüseyin. Başa gelen çekilir. Bir müddet katlanacaksın buna. Valide sultanımız hünkârımızla konuşup öfkesini dindirince dönersin geri. İçine şüphe düştü bir kere. O cinci alçağı da fırsatını bulmuşken anayla oğlu iyice birbirine düşürür. Ona da sıra gelecek. Cellatı ben olacağım onun. Ben bir yere gitmiyorum Hüseyin. Varsın herkes beni gitti bilsin. Sultanımız da. Ben payitahtta kalacağım. Yapma Mustafa. Sadece kendini değil, hepimizi tehlikeye atarsın. Bilhassa Kösem Sultanı. İçini ferah tut. Ben buradayım. Her daim sultanımızın yanında olacağım.
Senin ellerin, senin tenin gibisi yok şivekarım. Şekerparem. Hem ruhuma şifa alıyorsun hem vücuduma. Şu ağrılarımı dindirdin ya. Dile benden ne dilersen. Benim senden gayrı ne dileğim olur. Gözüne güzel görüneyim, aklını başından alayım istiyorum. Alıyorsun zaten. Şüphen mi var? Yok da. Hasekilerin her gün başka kıyafetler giyiyorlar. Mücevherler takıyorlar. Güneş gibi parlıyorlar haremde. Ben onların yanında sönük kalıyorum. Sana layık olamamaktan korkuyorum. E sen de giyin, süslen. Hem sendeki bu eda, iş ve hangisinde var? Giyineyim, süsleneyim de hangi parayla? Ne elde kaldı, ne avuçta. Hayır, hasenat yapayım dedim. Alay ettiler benimle. Çok para lazımmış. Hem şehzade anası da değilmiş. İstediğin para olsun şekerparem. Madem hayır işlemek niyetin, ben de Şam eyaletinin vergisini sana ihsan ettim. Gönlünce harca, sıkıntı çekme. Hünkârım, doğru mu işittim? Şam gelirleri mi dediniz? Koca validemiz kızmasın bu işe. Kimse karışamaz. Hele validem hiç. Hünkârım. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Haremiyle birlikteler sultanım. Kim var yanında? Hümanşah mı? Şivekar Hatun içerideler. Sultanım. Çık dışarı Hatun. Bizi yalnız bırak. Bu ne rezalet Turhan? Destursuz nasıl girersin huzuruma? Konuşmamız icap eden bir mevzu var. Hayli mühim. Söyle. Yalnız hususi bir mesele. Anlaşılan Turhan Sultan diyeceklerini işitmemi istemiyor. Neymiş bu devlet sırrı, çok merak ettim doğrusu. İnşallah mühimdir. Yoksa... Kemankeş Paşa'nın nerede saklandığını öğrendim. Nasıl? Neredeymiş? Söyleyeceğim. Ancak şartım var. Hümanşah bu saraydan gidecek. Kendine gel Turhan. Kimse bana şart koşamaz. Senin lafınla gözlemi gönderecek değilim. Senin gözünde zerre değerim olmadığını biliyorum. Bir cariye gibi hizmet ettirdin o hatuna. Turhan, bak benim sabrımı zorlama. Zarife ile oğluma yaptıklarından sonra eğer hala buradaysan, bil ki evlatlarımın hatırınadır. Yoksa şimdiye kadar çoktan... Ne yapardın? Öldürür müydün? Öldürdün zaten. Benden nefret ettiğin, beni yok saydığın her gün öldürdün beni. Daha fazla tahammülüm kalmadı artık. Kemankeş Paşa dışarıda olduğu sürece saltanatın tehlikede. Karar senin. Eğer yerini söylememi istiyorsan, Hümanşah'ı bu saraydan göndereceksin. Doğru mu duyduklarımız? Turhan Sultanım sana hizmet etti mi gerçekten? Benimle uğraşmaması gerektiğini öğrenmiştir herhalde. Ben Zarife Hatun'a benzemem demiştim size. Kimse beni hor göremez, eziyet edemez.
Müsaade etmem. Zarife Hatun'a benzemediğin aşikar. O senden çok daha akıllı bir hatundu. Maalesef akıbetiniz benzeyecek. Ne demek bu? Yarın bu saraydan gidiyorsun. Geldiğin yere geri dönüyorsun. Hayal kurma. Sultan İbrahim beni göndermene asla müsaade etmez. Hünkârımız gönderiyor seni. Kararı bizzat verdi. Yalan söylüyorsun. Durduk yere niçin böyle bir karar versin? Bilmem. Çok istersen kendisine sor. Ama üzülme. Nişanlına geri dönersin. Çoluk çocuğa karışınca da bu günleri unutursun. Mihriban ülkesi padişahı Ahmet Pür, maşukası Hayal Sultan için bir saray yaptırmış. Ve o sarayın duvarlarını yerlere kadar samur kürkle kaplatmış. Samur kürkün onları ölümden koruyacağına inanırmış da ondan. Eğer her şeyi ama her şeyi samurla kaplarsa ölümsüz olacağına inanırmış. Kaçacak yerin kalmadı Kemankeş Paşa. Yakalayın şunu.
padişahımızın gazabından kaçabileceğini mi sandın Kemankeş? Seni bu defa Kösem Sultan bile kurtaramayacak. Validem. Mühim değilse sonra gel Atike, işim var. Kemankeş Paşa'yı uğurlamaya gidiyorsunuz sanırım. Seni bu hususta bir daha ikaz etmeyeceğim. Boşuna yorulmayın diye geldim validem. Zira Kemankeş Paşa onu sakladığınız yerde yakalandı. Mustafa Paşa, Yeniçeri'yi padişaha karşı kışkırtıp isyana teşvik etmekten suçlu bulunmuştur. Bu hainliğini devlet Sultan İbrahim Han emriyle Valide Sultanımızın vakfında idam olunacaktır. Aynı bulmuş. Kendini padişah sanıyor. Demek ki ihanet etmiş. Sonu ölümdür. İhanetin sonu ölümdür. İhanetin sonu ölümdür. Kemankeş Paşa ihanet etmez. Onun sayesinde azın ağzına kadar doldu. İdam edelim. Ağalar. Ben de sizi bekliyordum mahallede. Seni büyük bir hatadan kurtarmaya çalışıyorum fakat dinlemiyorsun. Sözümün hiç mi kıymeti yok? Hala Kemankeş'i idam etmek istiyorsun. Sarayımdan kaçırarak asıl hatayı siz yaptınız. Bir de mani olmaya mı çalışıyorsunuz? O bir hain. Padişahına isyan tertip etti. Oğlum, sen merhametlisindir. Vicdanının sesini dinle. Yapma. Düşmanlarını sevindirme. Onların istediği senin kemankeşi idam etmen, zayıf düşmen, güçsüz kalman. Onların oyununa gelme. Kemankeş idam edilecek validem. Siz de bunu seyredeceksiniz. Sizin cezanız da bu.
Ne oluyor? Nereye gidiyor bu keseler? Şiveker Hatun'a götürüyoruz. Altın mı onlar? Hünkârımızın emri. Bundan böyle Şam eyaletinin vergileri Şiveker Hatun'a tahsis edildi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Olacak iş değil. Şam eyaleti. Koskoca Şam eyaleti. Valide Sultanımız pek kızacak. Sultanımızın başında çok daha büyük felaketler var. Şiveker Hatun'la uğraşacağını hiç sanma. Sen merak etme Melek Kalfa. Valide Sultanımız her şeye yetişir çok şükür. Hatırlıyor musun Mustafa? Bağdat seferindeyken bana bir sekbanın okundan nasıl kaçtığını anlatmıştın. Öyle korkmuşsun ki Osmanlı'nın en iyi kemankeşi olmuşsun. Lakin insan kaderin oklarından kaçamıyor. Er ya da geç geliyor kalbinden vuruyor. Kaderime razıyım. Günahıyla, sevabıyla kabulümdür. Pişman değilsin yani öyle mi? Değilim. Rabbime şükürler olsun. Utanılacak hiçbir şey yapmadım. Götürün.
Şimdi sıra sizde validem. Derhal Florya Bahçesi'ne gideceksiniz. Saraya dönmek yok. Eşyalarınız peşinizden gelecek. Bugünü unutma İbrahim. Sen Vezir-i Azam'ını değil, valideni kaybettin asıl. Sultan, paşaya vermek nasip olmadı. Mekan cennet olsun. Amin. Siz üzülmeyin. Ben gün be gün malumat vereceğim. Aklınız sarayda kalmasın. Hünkârımız elbet hata yaptığını anlayacaktır. Her şeyi biliyorum Turhan. İçimizdeki hainin sen olduğunu, mührü senin çaldığını, kemankeşin yerini senin söylediğini biliyorum. Madem bana düşman olmayı seçtin, düşmanlık neymiş göreceksin. Kösem Sultan'ın her şeyi sizin yaptığınızı öğrenmesi hiç iyi olmadı sultanım. Bunun hesabını soracaktır. Er ya da geç öğrenecekti zaten. Ne oluyor burada? Bu sandıktakileri şuraya koy. Büyük olan yukarı. Hümaşa, ne yapıyorsun burada? Valide Sultan'ımız sürgün edildi malum. Bu odada artık ben kalacağım. Olmaz, mümkün değil. Mümkün. Hünkârımız isterse her şey mümkün. Buraya yerleşmemi kendileri istediler. Melek Hatun, ne saçmalıyor bu? Doğru söylüyor sultanım. Hünkârımız bizzat emrettiler bana.
Gel. Hünkârım, Turhan Sultanımız geldiler. Gelsin. İbrahim, biz seninle bir anlaşma yaptık. Söz verdin. Hümaşah gidecek dedin. Göndermediğin gibi Valide Sultan dairesine yerleştirmişsin. Hakikaten göndereceğime inandın mı? O benim gözümün bebeği. Hiçbir yere bırakmam. Hatta nikah kıyacağım ona. Nasıl? Sen nasıl nikah kıyarsın ona? Nasıl güvenirsin iki günlük hatuna? Senden daha güvenilir olduğu aşikar. Öyle ya. Daha düne kadar validemin en sadık hizmetkarıydın. İkbal'in uğruna ona ihanet ettin. Sana onca iyilik etmiş, koruyup kollamış, yol göstermiş valideme ihanet ettin. Bana mı sadakat göstereceksin? İbrahim, ben... Çekilebilirsin. Sultanım. Kemankeş. Nihayet sağ salim karşımdasın. Sayenizde sultanım. Beni bir kez daha ölümün elinden aldınız. Turhan'ın ihanet ettiğini öğrenince... mahsus söyledim yerini seni ihbar etsin diye. Seni kurtarmanın tek yolu buydu Zira. Hüseyin Paşa seninle yer değiştirsin diye bir idam mahkumunu getirdi. Er yahut geç bulurlardı seni. Ölü bilsinler istedim. Peşini ancak böyle bırakırlardı. Ağalar vaziyeti anlattı sultanım. Benim merak ettiğim, Turhan Sultan size nasıl ihanet etti? Hain olduğunu nasıl anladınız? Gizlice mührümü kullanmış. Başta anlamadım tabii. Kemankeş Paşa'yı nasıl yarı yolda bırakırsınız? Böyle emir buyurmuşsunuz mektupta.
Öyle ki Yeniçeriler mührümün kullanıldığı mektubu gösterdiğinde dahi şüphelenmedim. Ta ki o anı hatırlayıncaya dek. Turhan, ne işin var senin burada? Kötü bir şey olmadı inşallah. Mehmet sizi çok özlemiş. Ağalarda birazdan gelir deyince bekleyelim dedik. Turhan'ın bana ihanet edeceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ademoğlu çiğ süt emmiştir sultanım. Artık veziri azam değilim. Bizi zor günler bekler. Turhan'a bilhassa dikkat edeceğiz Kemankeş. Karşımızda dişli bir düşman var. Kendi ellerimle yetiştirdiğim bir düşman.